İzmir'deyiz. Bugün DİSK'in işçi sınıfı mücadelesinin önemli merkezlerinden birisi olan İzmir'deyiz. İzmir'de yeni seçilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'i ziyaret edeceğiz. Kendisine hayırlı olsun diyeceğiz. Kolaylıklar dilemek için bir ziyaret gerçekleştireceğiz. DİSK Yönetim Kurulu ve DİSK Başkanlar Kurulu olarak DİSK'e bağlı sendikalarımızın genel başkanları ve temsilcileriyle birlikte. Tabii Türkiye özellikle 31 Mart yerel seçimleriyle birlikte yeni bir döneme girdi. 31 Mart yerel seçimleri hiç kuşkusuz sadece bir yerel seçim olmanın ötesinde anlamlar taşıyordu ve ortaya çıkan sonuçlar itibariyle bakıldığında da bu çerçevede bir tablo ortaya çıktı. Ardından İstanbul'da Türkiye'nin en büyük kentinde, işçi sınıfının başkentinde İstanbul seçimleri sandık iradesine saygı göstermeyen, sandıktaki iradeye, halkın iradesine, İstanbul'un iradesini gasp ederek yeniden bir seçimin yapılması süreci yaşandı ve 23 Haziran'da İstanbul halkı ve bütün İstanbul'da yaşayan herkes çok açık bir biçimde iradesini bir kez daha ortaya koydu ve Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aslında 23 Haziran seçimleri de yine aynı şekilde bir kentin, Türkiye'nin en büyük kentinin belediye başkanı seçimi olmanın ötesindeydi. Bir çeşit aslında Türkiye'yi yıllardır yöneten, 17 yıldır Türkiye'yi yöneten, 25 yıla yakındır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten politikaların, bu zihniyetin, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarların, onların politikalarının oylandığı bir süreç oldu. Çünkü Türkiye şu an özel bir dönemden geçiyor. Türkiye'de şu anda yaşanan her şey, yerel seçim, sınıf mücadelesi, bütün süreçler iki tane temel toplumsal politik sürecin içerisinden kırılarak geçiyor. Birincisi, 17 yıldır bu ülkeyi yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarlarının, onların politikalarının, ekonomik tercihlerinin sonucu olarak ortaya çıkan Türkiye tarihinin en ciddi krizlerinden bir tanesini yaşadığımız bir dönem. Yani ekonomik kriz ve bu krizin bütün yıkıcı etkilerinin işsizlik, yoksulluk, enflasyon başta olmak üzere yaşandığı bir dönem. İkincisi de bu ülkenin, bu toprakların 150 yıllık, ta Cumhuriyet'ten de önce var olan bütün demokrasi birikiminin ortadan kaldırıldığı ve Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi adı altında Türkiye'de rejimin değiştiği ve adım adım baskıcı, otoriter bir tek adam rejiminin kurulmaya çalışıldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla yerel seçimlerde bu anlamda hem iktidarın ekonomik politikalarının ve ekonomik kriz karşısındaki tutumunun hem de ülkedeki bütün demokrasi geleneğinin oylandığı bir seçim oldu. Biz 23 Haziran'da sadece Büyükşehir Belediye Başkanı'nı seçmedik İstanbul'da. Aslında biz 23 Haziran'da demokrasiyi oyladık, seçme ve seçilme hakkımızı oyladık, kıdem tazminatı, emeklilik hakkımız başta olmak üzere emeğin haklarını oyladık. Dolayısıyla ortaya çıkan tabloda her şeye rağmen bu kadar zorlu, baskıcı bir dönem yaşıyor olmamıza rağmen Türkiye halkının, işçisinin, emekçisinin, kadının, gencinin, yani bu ülkenin tüm değerlerini üretenlerin emekten yana, barıştan yana, demokrasiden yana, kardeşlikten yana, özgürlükten, adaletten yana tutumunu gösterdiğini ortaya koydu bir kez daha. O nedenle hem 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçları hem de 23 Haziran'da yenilenen İstanbul seçimlerinin sonuçları, başta tabii ki yerel yöneticilere, belediye başkanlarına, bu ülkenin tüm siyaset alanındaki öznelerine ve tüm demokrasi güçlerine çok önemli görevler önümüze koymuş durumda ve bundan sonra da bu ülkede eşitlik için, adalet için, özgürlük için ve demokrasi için ve tabii emeğin hakları için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Evet. Sayın Başkan'ı tebrik etmek için ve önümüzdeki dönemde başarılar dilemek için bir ziyaret gerçekleştireceğiz ama kuşkusuz bu süreçteki bu değerlendirmelerimizi DİSK olarak hem yaşanan ekonomik krizin faturasının işçi sınıfına, emekçilere kesilmesine karşı hem de demokrasi mücadelesindeki taleplerimizi ve mücadele kararlılığımızı da kendisiyle paylaşacağız. Çünkü yerel yönetimler hem krizin yarattığı bütün yıkıcı etkilere karşı halkın ve işçi sınıfının haklarını korumak ve bu anlamda bir takım adımlar atmak açısından önemli bir alan. İkincisi de demokrasiyi yeniden kurmaktan söz ediyorsak ülkemizde, ki biz DİSK açısından bunu böyle tarif ediyoruz. Bizim çok sevdiğimiz bir söz var: demokrasi işçinin ekmeğidir. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakları olmaz. Emeğin haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz. Ve bugün Türkiye'de korunacak bir demokrasiden değil, kurulacak bir demokrasiden söz ediyoruz. Ve bugün ülkemizde demokrasiyi de, cumhuriyeti de yeniden kuracak olan temel güç
işçi sınıfıdır, emekçilerdir. Bu anlamda yerel yönetimlerde demokrasinin yeniden kurulması sürecinde aslında ta mahallelerden başlayarak iş yerlerimize kadar demokrasinin nüvelerini inşa edeceğimiz alanlardır. Bu açıdan önümüzdeki süreçte başkanla da bu süreçte DİSK'in mücadele programını, hedeflerini ve bu anlamda da omuz omuza bir mücadele çağrısını da dün olduğu gibi bundan sonra da birlikte yürüme çağrısını da kendisiyle paylaşacağız ve inanıyorum ki İzmir'de ve Türkiye'nin her yerinde bu süreçte bütün demokrasiden yana güçler Türkiye'de demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü, adaleti yeniden kurmak için omuz omuza mücadele etmeye devam edeceğiz. Ali Ağa'da direnişimiz devam ediyor biliyorsunuz. Orada işçi arkadaşlarımızın 200'e yakın sayı giderek de artıyor. 200'e yakın işçi arkadaşımız işten çıkartılmış durumda. Günlerdir direniş devam ediyor. İşçi arkadaşlarımız hakkını, hukukuna, emeğine sahip çıkmak için bu mücadeleyi sürdürüyor. Biz de DİSK ve DİSK'e bağlı sendikalar, başta genel sendikamız olmak üzere işçi arkadaşlarımızla birlikte bu mücadeleyi sonuna kadar çalışma hakkımıza, sendikal haklarımıza sahip çıkmak anlamında sürdüreceğiz kuşkusuz. Arkadaşlarımızla dönem dönem bir araya geliyoruz. Önümüzdeki günlerde geniş katılımlı kitlesel bir buluşma da gerçekleştireceğiz. Biz DİSK olarak her zaman olduğu gibi işçi sınıfının özgür kendi iradesiyle sendikalaşmasından yanayız ve bunun çok temel bir hak olduğunun altını çiziyoruz. Ve bütün iş yerlerinde işçilerin sendikalaşmasının önündeki engellere karşı ve işçilerin özgürce sendikasını seçmesine karşı her türlü tutuma karşı her zaman mücadele ettik. Bundan sonra da mücadele edeceğiz. Ali Ağa'daki bu işçi kıyımına derhal son verilmelidir. Belediye yönetimi yaptığı bu yanlıştan geri dönmeli ve bütün arkadaşlarımızın özgür sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir. Ve biz Ali Ağa'da işten çıkarttığın arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar mücadele etmeye kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Biliyorsunuz içinden geçtiğimiz bu ekonomik kriz sürecinde iktidarın bütün politikaları krizin tüm yükünü işçilere, emekçilere, halka yüklemek yönünde politikalar hayata geçiriyorlar. 10 Nisan'da 31 Mart seçimlerinden hemen sonra 10 Nisan'da Hazine ve Maliye Bakanı bir paket açıkladı. 9 slide'dan oluşan bir sunum yaptı ve orada önümüzdeki sürece dair programları içerisinde kıdem tazminatının yani işçi sınıfının birikmiş emeğinin, çocuklarımızın geleceği bizim çok ciddi anlamda geleceğimiz ve iş güvencemiz anlamına gelen kıdem tazminatı hakkımızın fona devredilmek yoluyla gasp edileceği ve yeniden bu konuda aslında bize göre bitmiş olan bir tartışmanın yeniden hükümet tarafından açılmak istendiğini görüyoruz. Bir ikincisi de bireysel emeklilik sistemini BES'i zorunlu hale getirecek ve BES'e entegre bir kıdem tazminatı fonu kurarak bir finansman kaynağı yaratmak istediklerini söyledi bakan. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Daha önceki dönemde kıdem tazminatı fonu gündeme geldiğinde DİSK olarak, işçi sınıfı olarak kıdem tazminatımıza sahip çıkacağımızı, kıdem tazminatımızın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu defalarca söyledik. Kıdem tazminatı tartışması bizim için bitmiş bir tartışmasıdır, fon tartışması. Kıdem tazminatı konusunda yapılması gereken mevcut sistemin daha da kuvvetlendirilmesi ve tüm işçilerin kıdem tazminatı almasının sağlanacağı ve bu konuda kanun hakimiyetini devletin sağladığı bir düzenleme yapılmalıdır. Fon bütünüyle iş güvencemizi ortadan kaldıracak, tazminat hakkımızı ortadan kaldıracak bir düzenlemedir ve biz DİSK olarak kıdem tazminatı fonu girişimlerine dün olduğu gibi bugün de yeniden gündeme getirilirse eğer sonuna kadar karşı çıkacağımızı ve kıdem tazminatı hakkımıza, çocuklarımızın emanetine sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz.